Ölüm kampları. 1942 yılının başlarında Hitler ve kurmayları Museviler konusunda nihai çözüme varmayı kararlaştırdılar. Nihai çözüm, tüm Musevilerin sistemli bir biçimde katledilmesi, Nazi yönetimi altındaki topraklarda tek bir Musevinin bile sağ bırakılmaması anlamına geliyordu. Yaklaşık 11 milyon insanın can verdiği korkunç toplama kampları, Nazi vahşetinin en önemli örneklerindendir. Bu kamplar öncelikle birer çalışma kampı olarak kurulmuştu. Başta Auschwitz olmak üzere Treblinka, Majdanek, Belsen gibi hemen hepsi büyük endüstri komplekslerinin yanında açılmış kamplara getirilen tutsaklar, Alman savaş endüstrisine köle iş gücü olarak hizmet ettiriliyordu. Ancak 1941 yılının son aylarından 1944 yılının sonlarına kadar geçen 3 yıla yakın bir süre boyunca bu kamplarda 5,5 milyonu Musevi olan toplam 11 milyon insan gaz odalarında ve diğer toplu imha araçlarıyla katledilmiş ya da açlık, hastalık ve işkence sonucunda yaşamını yitirmişti. Nazilerin yaptığı tarihin bu en büyük katliamı sonucu küçük bebek, masum çocuk, yaşlı ve zavallı, sakat veya hasta milyonlarca masum insan hayatlarını kaybetti. Bazı toplama kamplarında tutsaklar üzerinde korkunç işkenceler de yapılıyordu. Bunların başında yaklaşık 1,5 milyon insanın katledildiği en büyük ölüm kampı olan Auschwitz cani doktoru Josef Mengele'nin insanlar üzerinde yaptığı deneyler gelir. Mengele, kamp tutsakları arasında kobay olarak seçilen yetişkinler ve çocuklar üzerinde insan vücudunun acıya veya soğuğa ne kadar dayanabildiğini gözlemlemek için korkunç denemeler yapıyordu. Pek çok masum çocuk, Mengele adlı bu Nazi canavarının elinde işkence çekmiş, sakat kalmış veya ölmüştü. Kamplardaki korkunç vahşet, ancak müttefiklerin savaşın sonlarında Nazi ordularını yenmesi ve kampların bulunduğu bölgeleri kontrol altına almasıyla ortaya çıkmıştı. Kampları kurtaran Sovyet, İngiliz ve Amerikan birlikleri, karşılaştıkları korkunç manzara karşısında şoke olmuşlardı. Bergen-Belsen kampını kurtaran İngiliz birliklerinin düştüğü kayıt şöyleydi. Burası ünlü Belsen toplama kampıdır. İngilizler tarafından 15 Nisan 1945'te kurtarılmıştır. Burada 10 bin gömülmemiş ölü bulunmuştur. 13 bin insan da o zamandan bu yana dek ölmüştür. Hepsi Avrupa'daki Alman yeni düzeninin birer eseridir ve Nazi kültürünün birer örneğidir.